Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birazcık temizlik yapalım. Çünkü ev gerçekten şu anda hani dağınık, hani öyle çok pis değil ama süpürüp silinmesi gerekiyor. İşte ne bileyim, tozların alınması gerekiyor. Nevresim falan değiştirmem gerekiyor. Öyle hem onları yapalım dedim, hem de sizinle beraber yapmış olalım istedim. Saçlarıma da bu aşamada geçen videoda hazırladığımız saç bakım yağını uyguladım. Yine size de göstermek istedim. Sizleri de böyle teşvik etmek amacıyla. Yaptığım karışımı tekrardan uyguladım. Ben birazcık fazla yapmışım. Yine bir kullanımlık daha kaldı. Bunu yine saklayacağım. Bunu da işte birkaç gün sonra tekrar kullanacağım. Karışımı yaptığım zaman benim saçlarım çok daha bakımlı ve daha sağlıklı duruyor. Size de bunu tavsiye ederim gerçekten. Çünkü çok güzel oluyor. Mutlaka bir kere deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Videoyu buraya bırakacağım. Bahsettiğim yağları orada bulabilirsiniz. Hangi yağlar olduğunu. Öyle o videodan izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da bırakırım videonun linkini. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bugün günlerden cuma. Yani hafta sonu yatağına gireceğiz. Biz de dedik ki hani ne yapalım, evde artık canımız çok sıkıldı. Görümcemlere gideceğiz. Orada kalmayı düşünüyoruz 2 gün. Dedim bugün evi bari bir sileyim süpüreyim. Geldiğimiz zaman temiz olsun. Bir daha uğraşmayayım diye. Onu yapacağım, duş alacağım ve daha sonra hazırlanıp gideceğiz. Öyle yani, bugün yapacaklarımız bunlar. Umarım güzel ve keyifli bir video olur.
Şimdi sizi bu şekilde karşılıyorum. Kullandığım ürünü hemen göstereyim. Garnier'in şu ürününü kullanmayı çok seviyorum. Saf ve temiz siyah nokta. Karşıda kömür, üçü bir arada yağlanmaya ve pürüzlere karşı. Bu hem maske hem peeling hem de işte temizleme ürünü. Duşumu aldım. Saçım birazcık kurusun, kendi haline kurumaya bırakacağım. Çünkü saç kurutma makinesiyle kuruttuğum zaman çok çabuk yağlanıyor. Şimdi 2 gün orada kalacağımız için kendi haline kurumasını bekleyeceğim. Şimdi bu maske birazcık yüzüme beklesin. Sonra bir hafif böyle günlük bir makyaj yaparız. Daha sonra çıkarız. Şöyle kendime bir karışım yapmıştım. İçerisinde şeker, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve başka ne vardı? Başka bir şey yoktu. Bu üçü vardı. Bunu böyle hem tırnaklarıma, tırnak etlerine hem elime böyle güzelce yediriyorum. Ovalıyorum böyle. Ölü deriyi çok güzel temizliyor ve tırnak etlerinizdeki o böyle tırnak etlerinizi çok daha manikürlü gibi gösteriyor. Onu da çok sevdiğim için bunu da uygulayayım gitmeden ki şu kuruluk birazcık gitsin, ellerim birazcık yumuşasın. Şimdi şöyle bir peçete aldım ki yere dökülmesin. Ay şu tipimi beni ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Ciddiyim bu konuda. Şimdi ellerime yüz kremim de bitmiş bu arada. Yenisini almam lazım. Şu burun çevresinde böyle pütürtüler oluyor ya. Onlar gidiyor. Ve o etkisini gerçekten çok seviyorum. Mis gibi oldu. Bu arada biraz önce demiştim ya, ellerimin yüzeyleri böyle pütür pütür olmuş şuraları diye. Şu an o kuruluk gitti. Yumuşacık oldu ellerim. Bir de el kremi sürünce tam olacak. Ben ne olursa olsun ellerim böyle çok sert olduğunda, çok kuru olduğunda çok rahatsız oluyorum. O yüzden böyle ellerime çok özeniyorum diyebilirim yani. Makyajımı yaptım, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle saçımı da sıkı bir topuz yapacağım. Zaten ıslak olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi oldu. Saçlarımı ilk defa uzun zaman sonra böyle bir modelde yaptım. Neyse de küçük bir topuz. Beğendiğiniz mi? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız ben de beğenip beğenmediğinizi oradan anlarım. Şimdi ben hazırlanacağım ama öncesinde Burak'ı aramam lazım. Şimdi ben hazırlandım. Çantaları da hazırladım. Bilgisayarı da götüreceğim bu arada. Videoyu falan editlerim orada. Yine orada çekebilirsem birkaç bir şey daha çekerim. Çekemezsem de videonun burada kapanışını yapayım ben. Ne olur ne olmaz. Kapansız video olmasın. Herkese yeni bir günden merhabalar. Şimdi bir kahvaltı yapacağım çünkü gerçekten inanılmaz açım. Birazcık karnımı doyurayım. Öncesinde şu yatağı da bir toplayayım. Vlogumuza bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir kargo geldi ve kaldırmadan sizinle göstereyim istiyorum. Çünkü gerçekten çok beğendim ve gerçekten çok özenilmiş bir kargoydu. Şöyle patlata sarılı bir şekilde geldi. Şuraya atayım. Bir de şu şekilde böyle plastik bir kutunun içerisinde güzelce sarmışlar ve hiç kırılmaması için böyle sağın solunu güzelce şöyle süngerlemişlerdi. Çok beğendim gerçekten o yüzden. Ben de hemen size şöyle kısaca anlatayım. Hepsi Doğal diye bir sayfa var Instagram'da. Buraya ismini yazarım.
Benim çok eski bir takipçim Gizem, o gönderdi bu ürünleri denememiz için. Ürünler bu şekilde satılıyor. Bunlar tadımlık olarak diye geçiyor. Siz de böyle bir ihtiyacınız varsa almayı düşünüyorsanız, hani doğal içerikli olsun diyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Bunlar Ayvalık'ta üretiyor kendisi. Diyelim bunu bu şekilde aldınız. Beğenirseniz büyük boyunu alırsınız. Bence çok mantıklı düşünülmüş. Yani büyük boyunu alıp ziyan olmasındansa bu şekilde küçük alıp ilk önce deneyip daha sonra büyük boyunu alabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesabını buraya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Normalde bu şekilde şeyleri çok fazla paylaşmıyorum ama bu çok hoşuma gittiği için. Çok kargoya falan da özendiği için sizinle de paylaşmak istedim. Burada karadut özü var, zeytinyağı var, üzüm pekmezi var, nar ekşisi, çifte kavrulmuş tahin ve bal var. Gizem'e teşekkür ederim. Dediğim gibi hesabı bırakacağım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bunu bana kayınvalidem verdi. Çünkü benim süpürgem böyle kırıldım, kırılacağım işte böyle artık çekiyorum, çekmiyorum gibi davranıyor. Bunu kayınvalidem kendisine almıştı, sonra bana verdi. Hani sen kullan, yenisini alana kadar idare et diye. Biz de büyük ihtimalle yaza doğru anca alabileceğiz. İdaretenlik bununla süpürüyorum evi. Gerçekten fiyatına göre çok çok güzel çekiyor. Yani böyle halıyı bile yerden kaldırıyor. Bence tek eksisi aşırı gürültülü. Yani çok gürültülü bir sesi var. Bakmak isterseniz bunun da linkini bırakırım. Hani böyle elimin altında olsun, uygun fiyatlı olsun, çok böyle pahalı bir şey aramıyorum diyorsanız buna bakın. Schiffer'ın dediğim gibi 200-300 TL civarında bir şey olması gerekiyor. Hatta bakayım ve söyleyeyim size, bekleyin. Evet, 200 TL şu anda bir sayfada var. Yani en düşük fiyat şu an 200 TL. Bence 200 TL'ye alınabilecek en iyi süpürgelerden. Dediğim gibi eğer bebeğiniz varsa uyurken tabii ki yapamazsınız çünkü çok gürültülü. Ama onun dışında hani elimin altında olsun, işimi rahat göreyim, böyle ekmek kırıntısı dökülüyor zaman 5 dakikada süpüreyim diyorsanız çok mantıklı bir ürün. Aşağıya linkini bırakacağım.
Şimdi hazır evdeyken bir Reels çekeyim istiyorum. Böyle aklımda bir Reels var, onu yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk aşamasını, bu değişim videoları var ya, o tarz bir şey yapacağım. İlk aşamasını çektim, şimdi bir makyaj yapacağım, ikinci aşamasını çekeceğim. Böyle... Evet, geldim. Instagram için birkaç tane fotoğraf, video, işte Reels falan çektim. Onları editleyeceğim. Şimdi bu videonun da kapanışını yapayım. Kapanışını yapmamışım. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.